Ve MHP lideri de bugünkü toplantısında, grup toplantısında Esad'la görüşülmeli dedi. Esad'la görüşülmesi doğrudur dendi. Esad'la görüşülmesi doğrudur diye bir cümle kurdu. İktidara da yeşil ışık yaktı. Daha doğrusu iktidar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Endonezya'dan dönerken biz Esad'la da görüşebiliriz seçim sonrasında dedi. Anladığım kadarıyla MHP lideri bunu hızlandırmak istiyor. Ve bu hava operasyonlarıyla, bu kara operasyonlarıyla hiçbir şeyin ele geçirilmeyeceğini, hiçbir olumlu sonucun alamayacağını düşünmüyor. Ha, muhalefet bunu yıllardır söylüyor. Bak diyor ki muhalefet, sen hava operasyonuyla, kara operasyonuyla hiçbir netice alamayacaksın diye cümleler kuruyor muhalefet. Ama her bir muhalefet yetkilisi bu cümleyi kurduğunda onları teröristlikle suçluyordunuz. Aynı noktaya geldiniz. Tükürdüğünüzü yalıyorsunuz. İşte siyaset böyle bir şey. Yüzsüzlük meselesi. Ve o günlerde evet arkadaş giriyoruz, eriyoruz, Allah 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 sesleriyle gidenler veya askerimizi oraya sokanlar bugün geldiğimiz noktada Erdoğan gibi evet arkadaş Esad'la görüşmeliyiz veya işte nasıl bir siyaset yaptığını hala daha çözümleyemediğim, anlayamadığım ve siyaset üretmeyen Bahçeli bile, Bahçeli dahi artık Esad'la görüşmeliyiz diyor. Ve arkadaş neden o zaman siz geçmişte milleti suçladınız? Teröristlikle veya gidin görüşün dendiğinde neden ahlaksızlıkla suçladınız? Geldiğiniz noktaya bak, ahlaksız olan kim şu anda ve suçlu olan kim görüyorsunuz. Bu sorgulatmayı yapıyorum sizlere. Bu sorgulatmayı her zaman yapacağım sizlere. Neden biliyor musunuz? Aklımızda dalga geçmesinler diye. Yayını sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak kanala destek olabilirsiniz demiş. Barışıt, seviyorum seni, sağ ol. Bizlere o zaman hatırlatayım, abone olabilirsiniz. Katıl butonuyla destek verebilirsiniz, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beğen butonuyla da destek verebilirsiniz. Devam edelim kaldığımız yerden. Kara operasyonu olacak mı? Amerika Brüksel'e izin verirse olacak. Şimdi gelelim taziyelere. Bakın burası bence çok önemli. O roket attı ya terör örgütü YPG Kamışlı'ya. Şimdi cümleleri irdeleyeceğim sizlerle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğinden Ankara'dan hemen bir mesaj verildi. Yas tutan Türk halkına, çünkü iki şehidimiz var orada. Yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülmeyecek saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Diyeceksiniz ki bak Amerika kınamış. Hayır. Amerika terör demiyor burada. Terör saldırısı demiyor dikkat ederseniz. Bu şiddeti ve haklı görülmeyecek saldırıyı, bunu bir şiddet ve saldırı olarak, hayır, Amerikalı yetkililer, Amerikan Büyükelçisi, bak Sayın Süleyman Soylu veya Sayın Erdoğan, buna tepki koyun işte. Buna tepki koyun. Bu bir terör saldırısı ve bu terör saldırısını kınamadıkları için saldırıyı kınıyor. Terör saldırısı demiyor buna. Ona lütfen dikkat ediniz. Tabii Süleyman Soylu ne diyecek bu cümlenin sonrasında bilmiyorum. Daha devamı var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan uzun bir müddet sonra, bakın iki zıt kutuptan bahsediyoruz. Birçok konuda birbiriyle tartışan, kavga eden iki ülkeden bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin Suriye'ye yapmış olduğu hava taarruzunda, hava operasyonunda ABD ve Rusya aynı tonda konuşuyorlar. Rusya bakın ne diyor? Haber vermiş demek ki Rusya'ya. Çünkü orada bir hava sahası açıldı diye biliyoruz. Türkiye aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli. Türkiye aşırı askeri güç kullanmaktan çekinmeli. Bu ne demek biliyor musunuz? Kara saldırısına izin vermiyorum veya kara taarruzuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin izin vermiyorum demek. Bu biraz zaman alacak gibi. Zannedersen Türkiye ikna etmeye çalışıyor. Burada sorunun cevabı var. Bu Türkiye'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Erdoğan yönetiminin ve Bahçeli'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Ama Rusya'ya hiçbir şey diyemezler. Onu da biliyoruz. Kürt sorununu barışçıl çözmelisiniz. Kürt sorununu barışçıl çözmelisiniz diyor burada Rusya. Onu da söyleyeyim. Amerika'nın açıklaması çok daha ilginç. Şimdi onu da cümle cümle tabii ki irdeleyeceğiz. Şöyle diyor, iki cümle zaten. Bu tür bir operasyonu yapmaması için Türkiye'yi uyardık. Demek ki Türkiye haber vermiş. Ve devamı geliyor. Suriye'deki partnerlerimizden gerilimi büyütmemesini istedik. Suriye'deki partnerlerimizden. Ya arkadaş senin Suriye'deki partnerin kim? Suriye değil. YPG terör örgütünü kastediyor burada. Bu da çok enteresan. YPG'yi hala, PKK-YPG'yi hala partneri olarak gören bir devletten, süper güçten bahsediyoruz. Acı olan da bu. Ne yazık ki. Ne dedin Özgür'üm?
Tamam. Şimdi tamam. Bu konuda hızlı gidelim. Biraz başka gündem maddeleri de var. Çok konuşulacak konumlar. Bu arada görüyorsunuz, bakın, bir taraftan Sisi'yle merhabalaşıldı. Bir taraftan Sisi'yle eller sıkıldı. Evet, geçmiş unutularak. Ondan sonra şimdi Esad'la ilgili söylenen cümleler. Bugün şöyle bir baktığımızda MHP liderinin sözlerine, Sisi'yle muhabbetin arttırılmasına evet olumlu bir gelişmedir diyor. Esad'la görüşülmesi doğrudur diyor. Bunların hepsine okey veriyor. Ve arkadaş, o zaman size şunu soracağım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bundan 7-8 ay önce, bir sene önce helalleşmeden bahsetmişti. O helalleşmeyle birlikte CHP liderine yüklenmiştiniz. Ya nasıl helalleşme, böyle helalleşme olur mu, şudur budur vesaire gibilerinden. Ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin Türkiye'de helalleşeceği kitlelere eleştiren kişiler bugün geldiğimiz noktada Sisi ve Esad'la görüşmenin artık normal olduğunu söylüyor. Siyaset bu şekilde yapılıyor Türkiye'de. İkiyüzlülükle yapılıyor siyaset. Bundan sonra ne Bahçeli'nin ne de Erdoğan'ın ağızlarını açmaya hakkı yok. Eleştirmeye, sizler teröristsiniz, sizler işte bizim fikrimizde olmayanlar şöylesiniz, böylesiniz, yaftalamaya hiç hakkınız yok. Ama yine yapacaksınız bunu. Utanmayacaksınız yine de. Yine de siyaset böyle bir şey. Çünkü siyaseti böyle yapıyorsunuz. Ve işte ahlaktan yoksun siyaset yaptığınız zaman, etikten yoksun, siyasi ahlak ve siyasi etikten yoksun bir politika üretmeye çalıştığınız zaman bu duruma düşüyorsunuz. Acı olan da maalesef bu. Ha dedik, bu arada Kılıçdaroğlu'nun Soylu'ya açmış olduğu bir dava var. O da 200 bin liralık bir dava. Şerefsiz kelimesi üzerinden giden dava. Senin kararın bir mesaj göndermiş. Seçime kadar her şey mübah demiş. Ve işte Mazlum demiş ki HDP savaşa hayır diyor demiş. Zannedersem HDP'li bir izleyen. Diğer küslerle de barışılabilir mi bu durumda demiş. Küs kalmadı artık. Şu anda bir kötü olduğumuz Yunanistan. Dün demiştim ya, dışarıda Allah'tan kavga edecek kimse yok şu anda. Herkesle barışıldı, iyi oldu. Bir Yunanistan var. Yunanistan'da da Yunan Genelkurmay Başkanı bir açıklama yapıyor. Erdoğan'ın bundan bir ay önce, 1,5 ay önce bir sözü vardı. Bir gece yarısı gelebiliriz, adalara çıkabiliriz diye. Yunan Genelkurmay Başkanı da dün şöyle bir açıklama yapıyor. O da tansiyon geriyor tabii. Gece gelmek gibi bir ölümcül hata yapanlar muharebeyle karşılaşırlar. Bir şöyle herhalde seçim zamanında bizim karşı karşıya gelebileceğimiz iki ülke, bir Yunanistan diye tahmin ediyorum. Bir de İsveç'le olan bir gerginlik var. Oraya da biliyorsunuz Büyükelçilik binasına İsveç'te işte PKK propagandası yapan bir görsel yapıştırdılar lazerle. O bir ülke arasını gerdi. İsveç'in Büyükelçisi dış işlerine çağrıldı Ankara'da. İki ülkeyle sınır sorun yaşayabiliriz. Esas Allah bize kolaylık versin. Bu ülkede yaşayan, iktidarı eleştiren, Cumhur İttifakı'nı eleştiren bizlere, yurttaş olarak bizlere öyle bir zor sürecin içerisinden seçimde geçeceğiz.